Merhaba. Merhaba. Sizce bu elimdeki kutunun içinde ne olabilir? Ziynet eşyası olabilir, kolye, plaket olabilir. Hediye paketi olabilir, değerli, içinde değerli bir eşya olabilir. Kutu, hediye, plaket. İçerisinde herhalde bir başarı belgesi olabilir. Vallahi hiçbir fikrim yok. Takı falan olabilir. Olabilir. Peki açıp bakmak ister misiniz? Bakayım. Madalya. Bakayım. Bana hediye mi edeceksiniz? Madalya. Bakalım. Madalya. Milli Mücadele Madalyası Berat. Bu Milli Mücadele Madalyası Berat'ı. Evet, Milli Mücadele Madalyası Berat'ı. Bu madalyayı görmek sizde nasıl bir duygu uyandırdı? Çok güzel yani. Vallahi bu madalyanın sahibi, bu vatan için hizmet etmiş olan birisi olsa gerek. Bu madalyayı aldığına göre. Canlarıyla, kanlarıyla bu ülkede bizim özgürce yaşayabilmemiz için mücadele vermiş. Kimisi şehit, kimisi gazi olmuştur. Onurlu hissettiriyor yani. Yani keşke benim de olsa böyle bir madalyam hissettiriyor yani. Biz de bu hayatta bir şeyler kazanıyoruz, elde ediyoruz ama böyle bir gurur nişanı biz de taşımak isterdik yani. Göğsümüzde olsa güzel gururla olur. Taşırdık yani. Bana onu hissettiriyor. Muhtemelen gazimize de onu hissettiriyordur yani taktıkça. Şimdi bu toprakları bize vatan kılan, aynı zamanda da bu görmüş olduğunuz madalyanın sahibi gazimizden size bir mesaj var. Dinletmek isteriz. Tabii ki. İsmim Beytullah Öksüz. 1966 yılında Rize Fatih Mahallesi'nde doğdum. Gazilik unvanını Şırnak Silopi ilçesi Züdü Dağı'nda operasyon yaparken teröristlerle girdiğimiz çatışmada yaralanarak kazandım. Vatan benim için yani her şeydir. Olmazsa olmaz. Yani vatan şey olduğunda neden sonuç sebep aranmaz yani. Yani vatan olunca ben hiçbir şey düşünmem yani. Benim için vatan nasıl desem kutsalımdır yani. Olmazsa olmazım. Günümüz gençliği tabii vatan konusu olunca tabii kimin için gideceğim, ne için gideceğim, kimler için gideceğim yani bu tür duyuyorsun mesela gençlerden. Ben de diyorum gençlere ki yani vatan olmazsa biz yokuz yani hiçbir şey yok. Mesela Suriye'de insanların halini gördük. İnsanlar burada direnerek hayatlarını sürdürmeye başladı. Yani vatansızlığı en iyi onlarda gördük biz. Vatan şey olunca söz konusu olunca gençler yani sebep sonuç aramasın yani. Ya bir kol verdik, bir kol daha da veririz vatana. Vatana her şeyimizi veririz yani, vatana can kurban da. Bugün sağırsalar yine seve seve giderim, hiç sebep sormadan giderim. Bu yaşıma yine kalkıp giderim. Gazimizin bu mesajıyla ilgili düşüncelerinizi öğrenebilir miyim? Şöyle, gazimiz kolunu kaybetmiş yanlış fark etmediysem. Yani bu vatan için kimileri kollarını, bacaklarını bıraktı cephelerde. Ta Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, terörle mücadelede, Kıbrıs'ta, en son 15 Temmuz'da. Bunları birinci ağızdan bir gazimizden bugüne kadar dinlememiştim. Çok farklı hissettirdi bana yani, tüylerim diken diken oldu. Ya güzel bir şey. Ya mesela hani tekrardan savaşırım falan demiş. Ülkemiz için. Keşke hani helal olsun diyorum. Allah onlardan razı olsun. Ölmüş olan gazilerimiz var ise Allah rahmet eylesin. Kalanlara da tatlı ve huzurlu ömür diliyorum. Yani bu vatan için elinden geleni bence yapmış.
Ben de bir doğuda görevini, askerlik görevini yapmış olan bir kişi olarak çok duygulandım. Aslında sesiyle, sözüyle değil de daha çok görüntüsüyle vermiş olduğu mesaj hepimiz tarafından doğru algılanabilmesi ve anlaşılabilmesi gerekir. Biz de belki şehit olma nasip olmaz, gazi olamayız ama her birimiz kendi görevimizi en iyi şekilde yapmamız, bu hayatta sorumluluklarımızı yerine getirmemiz benzer bir kıymettedir diye düşünüyorum. Yani vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır anlamında bizim de vazifelerimiz var diye düşünüyorum. Yani duygulandım yani, duygulanmamak mümkün değil. Çok teşekkür ederim. Rica ediyorum. Gün giden de ay gelen de gel oğlum, cihan yanar sen gülen de gül oğlum. Bir yol vardır, hak yoludur, bul oğlum. Yeri bilmek, göğü bilmek bil oğlum. Çabuk büyü, çabuk yetiş tez oğlum. Çakal gezen şu dağlarda gez oğlum. Çabuk büyü, çabuk yetiş tez oğlum. Çakal gezen şu dağlarda tez oğlum. Gez oğlum, vatanına göz dikeni ez oğlum. Dostun kim, düşmanın kimsez oğlum. Tarihini şerefinle yaz oğlum, yaz oğlum. Gez oğlum, vatanına göz dikeni ez oğlum. Dostun kim, düşmanın kimsez oğlum. Tarihini şerefinle yaz oğlum, yaz oğlum. Senden gider sonsuzluğa yol oğlum. Dört bir yana salmalısın kol oğlum. Ekmeğini aç kalanla böl oğlum. Haram yeme hak uğruna öl oğlum. Çabuk büyü, çabuk yetiş tez oğlum. Çakal gezen şu dağlarda gez oğlum. Çabuk büyü, çabuk yetiş tez oğlum. Çakal gezen şu dağlarda gez oğlum. Gez oğlum. Vatanına göz dikeni ez oldum. Dostun kim, düşmanın kimsez oldum. Tarihini şerefinle yaz oğlum, yaz oğlum. Gez oğlum, vatanına göz dikeni ez oldum. Dostun kim, düşmanın kimsez oldum. Tarihini şerefinle yaz oğlum, yaz oğlum. Zulüm dolu saltanattan in oğlum. Zalimlere duymalısın kin oğlum. Nefes kibir mantık yutan dev oğlum. Mağrur olma insanları sev oğlum. Çabuk büyü, çabuk yetiş tez oğlum. Çakal gezen şu dağlarda gez oğlum. Çabuk büyü, çabuk yetiş gez oğlum. Hain gezen şu dağlarda gez oğlum, gez oğlum. Vatanına göz dikeni ez oğlum. Dostun kim, düşmanın kimsez oğlum. Tarihini şerefinle yaz oğlum, yaz oğlum. Gez oğlum, vatanına göz dikeni ez oğlum. Dostun kim, düşmanın kimsez oğlum.
Söz ver bana, geç karşıma, söz oğlum, söz oğlum. Hadi yavrum, ben seni bugün için doğurdum. Hamurunu yiğitlik duygusuyla yoğurdum. Türk evladı odur ki yurdu olan toprağı, ana ırzı bilerek yağ da yağ bastırtmaz. Bir yabancı bayrağı, ezan sesi duyulan hiçbir yere astırtmaz. Git evladım, yıllarca ben oğulsuz kalayım. Şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım. Hadi yavrum, hadi git. Ya gazi ol, ya şehit. Hadi yavrum, köyüne, nişanlına veda et. Sabanını, tarlanı, her şeyini feda et. O silaha sarıl ki böyle günde bir erkek, bir doğalı demirden başka bir şey kullanmaz. Bunu tutan bir bilek, köleliğin uğursuz zincirine uzanmaz. Git evladım, yıllarca ben oğulsuz kalayım. Şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım. Hadi yavrum, hadi git. Ya gazi ol, ya şehit. Hadi yavrum, kendine sen de yiğit er dedir. Büyüdüğün gaziler ocağına can getir. O cenkleri kazan ki senin büyük Türk adın, 7 iklim, 4 bucak içerisinde ün salsın. 500 yıllık ecdadın kabirlerde titreyen kemikleri öc alsın. Git evladım, yıllarca ben oğulsuz kalayım. Şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım. Hadi yavrum, hadi git. Ya gazi ol, ya şehit. Eylül Gaziler Günü. Dolayısıyla bugün Kahramanmaraş Süleyman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Orhan Doğan hocamızla birlikteyiz. Orhan hocam, kendinizi tanıtır mısınız? Evet, Kahramanmaraşlıyım. Kahramanmaraş'ta doğdum, büyüdüm. İlk ve orta öğrenimi burada tamamladım. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü kazandıktan sonra orada akademik çalışmalarıma başladım. Daha sonraki süreçte Orta Asya'da ve Türkistan'ın muhtelif şehirlerinde ve Moskova, Petersburg gibi yerlerde Orta Asya Türk tarihi çalışmaları için o üniversitelerde görevler yaptım. Yurt içinde ve yurt dışında gerek yüksek lisansımı, gerek doktora çalışmamı, gerek doçentlik çalışmamı, gerekse profesörlük çalışmalarımı tamamladım. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi'nden ayrıldım ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne geldim. Burada 2003'ten günümüze kadar görevimi devam ettiriyorum. Yaklaşık 2 yıldır Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekan olarak çalışıyorum. Evet. Sayın Hocam, gazi ne demektir? İslamiyet'te gazinin yeri ve önemi nasıl belirtilmiştir? Evet, öncelikle bu sorunuza cevap vermeden önce bir teşekkürle konuya girmek istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığımızın gazilerimizi anma etkinlikleri kapsamında böyle bir görevi şahsıma tevcih etmesi bir akademisyen, tarihçi olarak benim için de anlamlı olmuştur. Bu vesileyle başta bakanımız olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı camiasına teşekkürlerimi sunuyorum. Yine konuyu ele almadan önce değerli gazilerimiz ve gazi ailelerine seslenmek istiyorum. Ülkemizin ve milletimizin bekası için görev yaparken canlarını ortaya koyarak yürüttükleri mücadele sonunda gazilikle şereflenen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik ve müşirlik unvanının verilişinin yıl dönümünü tebrik ediyorum. 1000 yıldır milletimizin bekası, vatanımızın bütünlüğü, devletimizin yaşaması için bu toprakları
teriyle, gerektiğinde kanıyla ıslatmış tüm ecdadımızı da tazimle yad ediyorum. Ülkemize gaziler ve şehitler kazandıran tüm annelerimizi, babalarımızı sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyor. Tüm gazi yakınlarımıza da saygılarımı iletiyorum. Her gazimiz, her şehidimiz milletimizin ortak değeridir. Esasen milletimiz topyekün gazi bir millettir. Milletimiz ordu millettir aynı zamanda. Biz bu topraklara Büyük Selçuklu Devleti'nin hükümdarı Sultan Alparslan'la giriş yaptık. Osman Gazi ile yürüdük ve Gazi Mustafa Kemal ile Cumhuriyetimizi inşa ettik. 15 Temmuz hain saldırısı karşısında da topyekün millet olarak ellerimizde şanlı al bayrağımızda bu toprakların ebediyete kadar vatanımız olduğunu, bu vatanı bize emanet eden şehit ve gazilerimizin emanetine sahip çıktığımızı 15 Temmuz'da tescilledik. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize saygı ve minnetlerimi sunarak sizin sorunuza cevap vermek istiyorum. Evet, gazilik ne demektir? Gazi ne demektir? İslamiyet'te gaziliğin yeri ve önemi nasıl konumlandırılmıştır? Önemli bir soru. Elbette ki bu soruyla başlamak konunun ileriki aşamasını daha iyi anlayabilmemiz için önemli buluyorum. Öncelikle gazi kavramından başlamamız lazım. Sözlüklere baktığımızda din uğrunda savaşmak anlamına gelen gazanın ismi faili olduğunu görüyoruz. Böyle olmakla birlikte savaşta başarı kazanan kumandanlara hatta hükümdarlara verilen şeref unvanını ifade eder gazi kavramı. Tabii zamanla daha da geniş bir anlam kazanarak İslam dini uğruna savaşan ya da savaştan dönen her Müslüman için kullanılan bir sıfat olmuştur. Tabii İslam dinine göre gazilik İlahi kelimetullah için cihada giden, savaşan, Allah yolunda Allah rızası için mücadele eden, Müslüman askerlerden dönenlere gazi denildiği gibi, savaşta büyük faydalar sağlayanlara da gazi unvanı verildiğini biliyoruz. Elbette burada gaza ve cihat kelimelerine girmem lazım. Gaza, Osmanlı'dan itibaren cihat kavramı ile çoğu kez aynı anlamda kullanılmıştır. Böyle olmakla birlikte temelde aralarında anlam farklılığı da söz konusudur. En genel anlamıyla cihat, bir İslam ülkesinin işgali durumunda yapılan ve herkes için farz olan savaşı ifade ederken, gaza ise uzaktaki düşman üzerine yapılan seferi ifade etmektedir. Yani cihat kavramı, savunma, gaza kavramı ise sefer manası taşır. Gaziliğin Kur'an-ı Kerim'de şehitlikle birlikte zikredilerek ölmesinin yanı sıra hadislerde de sıkça vurgulandığını görüyoruz. Bunların bir kısmında el gazi fi sebilillah, bir kısmında sadece gazi şeklinde yer aldığını görüyoruz. Yine Hazreti Peygamber Efendimizin gaziliğin faziletleri hakkındaki sözleri gaziliğin değerini daha da artırmış ve ölürsem şehit, kalırsam gazi düsturunun ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Bu bakımdan İslamiyet'te son derece önemli bir yere sahip olduğu anlaşılan gazilik, İslam fütuhatında önemli bir itici güç ve esin kaynağı olmuştur. Evet. Gazi kelimesine Kur'an-ı Kerim'de yer verilmiş midir? Ne olarak geçmektedir? Az önce kısmen değindim bu sorunuza. Hem Kur'an-ı Kerim'de hem de hadislerde yer verildiğini ifade etmeye çalıştım. Ancak daha somutlaştırmak istiyorum bu sorunuzla. Kur'an-ı Kerim ve hadislerde gazilik kelimesine yer verilip verilmediğini. Gazi kelimesi
Kur'an-ı Kerim'de bir yerde çoğul olarak geçiyor. Ali İmran suresi 156. ayette geçer. Yani guzat olarak yer aldığını görüyoruz. Başka bir yerde Kur'an-ı Kerim'in ima yoluyla şehitlikle birlikte zikredilerek öldüğünü görüyoruz ki Et-Tevbe suresi 52. ayette. Ancak Kur'an-ı Kerim'de bu anlamda daha çok mücahit kelimesinin geçtiğini de ifade etmek istiyorum bu çerçevede. Evet. Gazilik bir ünvan mıdır yoksa bir mertebe midir? Evet, güzel bir soru, isabetli bir soru. Gazilik, az önce de yapmış olduğum tanımdan da anlaşıldığı üzere, savaşta başarı kazanan kumandanlara, hatta hükümdarlara verilen bir şeref unvanıdır. Nitekim Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusu Selçuk bin Dukak ve Karahanlı Devleti'nin hükümdarı Satık Buğra, Osman ve Orhan Gazi gibi kuruluş dönemi Osmanlı sultanları gazada yapmış oldukları önderlik ve muvaffakiyetleri sonucunda bir şeref unvanı olarak gazi unvanını almışlardır. Yine bununla birlikte şehitlik ve gazilik İslam'da iki büyük mertebedir diyebiliriz. Bunlardan biri nefsini Allah için feda etmek. Yani şehitliği kastediyorum. Din, iman, vatan için savaşarak ölmek. Diğeri ise harpten sağ çıkıp şerefle yaşamaktır. Bu iki mertebeye ulaşmak her Müslümanın gayesi olmuştur. Zira hem Kur'an-ı Kerim'de hem de hadis-i şeriflerde şehitler ve gaziler medhü sena edildiği kadar cennet nimetleriyle de müjdelenmiştir. Şehitliğin ve gaziliğin bu yüksek şerefine nail olmak isteyen Müslümanlar, ölürsem şehit, kalırsam gazi duygusuyla her an cihada hazır bir vaziyette beklerler. Evet. İslamiyet'ten önceki Türk devletlerinde de gazilik kavramına benzer bir kavram ya da anlayış var mıydı? İslamiyet'ten önceki Türk devletlerinde gaziliğe benzer bir kavram olduğunu görüyoruz. Bunu Alp kavramıyla izah etmemiz mümkün. Türkler Müslüman olmadan önce kahramanlık hisleriyle dolu cengaver bir millet olarak biliniyorlar. Bu hayatın canlı bir ifadesi olan Alp kelimesi de eski ve yeni birçok Türk lehçelerinde kahraman, cesur ve yiğit anlamlarında bazen de isim, bazen sıfat ve ünvan olarak kullanıldığını görüyoruz. Müslüman olduktan sonra İslam'ın cihat idealini kendi yaşayış ve anlayışlarına uygun bulan ve benimseyen Türkler, bu yeni hayatın şevkiyle Alp kelimesine yeni bir muhteva kazandırmış ve onu bazen Müslüman cengaver manasına yalnız bir şekilde kullanmış, bazen de onun yerine dini mahiyetteki gazi lakabını kullanmaya başlamışlardı. Nitekim bakıyoruz, Gaziler Devleti'nin kurucusunun isminin Alptekin olduğunu görüyoruz. Yine az önce de ifade ettim, Büyük Selçuklu Devleti'nin sultanı Alp Aslan, Karahanlı emirlerinden Alp Erhan, Anadolu Selçuklu Devleti'ne bakıyoruz, orada da Mahmut Alp ve Nuh Alp'i görüyoruz. Ayrıca bazı ilk devir Osmanlı kaynaklarında Osman Gazi'nin dedesine bakıyoruz, Gündüz Alp. Evet, bütün bu isimlendirmelere baktığımızda Alp ünvanının İslamiyet'ten sonra da kullanıldığını görüyoruz. Yine Doğu dünyasında çok yayılmış olan Gazi ünvanı Alp'le birlikte Alp Gazi şeklinde de kullanılıyor. Bununla birlikte Aşık Paşa Zade'nin üzerinde önemli durduğu Anadolu gazileri Müslüman Alplerden başka bir şey değildi. Yine Aşık Paşa Garip Namesi'nde Alp, Alp Eren ve Gazi ünvanlarını aynı anlamda kullanmıştır. Ayrıca Evliya Çelebi'ye bakıyoruz. O da 17. yüzyılda Tokat'ta bir Alp Gazi tekkesinden söz etmiştir. Evet. Türk tarihinde gazilik anlayışı ne zaman başlamıştır? İlk gazi hükümdar olarak kim olarak kimleri belirtebiliriz? Türk tarihinde
gazilik anlayışının 9. yüzyılda başladığını söyleyebiliriz. Maveraünnehir ve Horasan'da hüküm süren bir İslam hanedanı var. Samaniler. 819'dan 1005'li yıllara kadar hükümlerini devam ettirmişlerdir bu coğrafyada. İşte bu dönemde Türkistan'ın yerleşik kesimleri gaziler için bir üs olarak kullanılmaya başlamıştır. Samaniler bu yolla İslam'a girmelerine vesile oldukları Türkleri gaziler olarak istihdam ederek henüz Müslüman olmayan Türklere karşı akınlar yapmalarını sağlamışlardır. Böylece Maveraünnehir Türkleri İslam dairesi dışında kalan soydaşlarına karşı büyük bir coşkuyla gazaya başlamışlardır. Türkler arasında ilk planda yer eden bu gaza Müslümanlığı Samaniler zamanından itibaren Sünni Müslümanlıkla birlikte devam etmiştir. Sorunuzun ikinci aşamasına geldiğimde ilk gazi Türk hükümdarları kimlerdir diye sordunuz. Evet. Bunlar arasında Türkistan ve Maveraünnehir'de 2,5 asır hüküm sürmüş Karahanların ilk Müslüman hükümdarı olan Satuk Buğra Han'ı söyleyebiliriz. Yine bu anlayış doğrultusunda hareket eden ve Selçuklu Hanedanı'na ismini veren, az önce de ismini zikrettiğim Selçuk bin Dukak'ı söyleyebiliriz ki Selçuk bin Dukak henüz daha o tarihlerde Müslüman olmamış, Oğuzlarla yapmış olduğu cihat sebebiyle El-Melikül Gazi unvanı almıştır. Yine Malazgirt Zaferi'nden sonra Anadolu'nun fethinde etkili olan gazilerimiz var. Emir Danişment, Emir Mengücük, 1. Süleyman Şah bunları gazi olarak, ilk gaziler olarak nitelendirebiliriz. Yine Batı Anadolu'daki Osmanlı Beyliği'nin devlet haline getirilmesini sağlayan Ertuğrul Gazi, elbette Osman Gazi ve Orhan Gazi de Türk tarihinin ilk gazileri olarak saymamız mümkün efendim. Evet. Osmanlı'daki Gaziyan Rum hakkında bilgi verir misiniz? Gaziyan Rum, diğer adıyla Anadolu Gazileri, Aşık Paşa Zade'nin 15. yüzyılda kaleme aldığı Tevarih-i Ali Osman isimli eserinde Ahyan-ı Rum, Abdalan-ı Rum ve Baciyan-ı Rum ile birlikte Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda oynadıkları rol bakımından zikrettiği dini cemaat ve sosyal zümrelerinden bir olarak değerlendirebiliriz. Bu noktada gazilik sadece cihat ruhunu yansıtan kutsal savaş olmaktan ziyade sosyoekonomik nitelikler taşıyan toplumsal bir grubu da belirtmektedir. Yine Osmanlı Devleti'nin kuruluş ve gelişmesinde bu dini, askeri, alperen kuruluşlarının çok büyük rol olduğunu söylememiz mümkün. Osman ve Orhan Bey zamanlarında fethedilen yerler bu hükümdarlar tarafından gazilere derlik olarak verilmişti. Esasında fütüvvet geleneğinin devamından başka bir şey olmayan bu uygulama zamanla daha sistemli hale getirilmiş ve yüzyıllarca devletin toprak ve askeri teşkilatının temelini oluşturmuştur diyebiliriz. Evet. Çanakkale ve Kurtuluş Savaşları'nda yer alan gazilerimizin tarihi rolleri nelerdir? Evet, daha yakın döneme geldik. Daha da yakın döneme geleceğiz birazdan. Kronolojik olarak sorularınız da esasında birbirini tamamlayan sorular tarihi süreç içerisinde. Bu çerçevede sorunuzu değerlendirecek olursam, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşları'nda yer alan gazilerimizin Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü uğrunda hayatlarını feda etmeyi göze alarak sergiledikleri cesaret ve fedakarlıklar elbette Türk milletine her zaman güç ve ilham kaynağı olmuştur diyebilirim. Kahraman gazilerimiz bayrağın ve bağımsızlığın paha biçilmez bir değer olduğunu ve bu değer uğrunda neleri göze alabileceğimizi cesur bir şekilde az önce bahsetmiş olduğumuz bu savaşlarda göstermişlerdir.
Böylece aldıkları kahramanlık ünvanları Türk milleti için her daim bir motivasyon aracı olmuştur. Bu savaşlar olağanüstü şartların ve olağanüstü mücadelelerin savaşı olmasının yanı sıra Türk ordusunun ve Türk milletinin dirilişinin başlangıcı, emperyalizmin gururunun kırıldığı yerdir aynı zamanda. Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda adeta bir ölüm kalım mücadelesi veren Türk milleti, ordusuyla, basınıyla, istihbarat örgütleriyle, yardım cemiyetleriyle ve tüm unsurlarıyla kadın, erkek, çocuk, yaşlı büyük başarı kazanmıştır. Evet. Mustafa Kemal'e gazilik unvanı ne zaman ve neden verilmiştir? 13 Eylül 1921'de ki biliyorsunuz 1919-1922 yılları arası bizim milli mücadele dediğimiz tarihi süreç ve bu süreçte önemli cephelerde önemli başarılara imza attık. İşte 13 Eylül 1921 milli mücadele süreci içerisindeki bir safa. Dolayısıyla bu tarihte Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanıldığını görüyoruz. Bu savaşın kazanılması üzerine bu savaşta göstermiş olduğu üstün gayret ve başarıları sonucunda Mustafa Kemal'e Büyük Millet Meclisi'nde 19 Eylül 1921 tarihinde kabul edilen bir kanunla gazi unvanı verilmiştir. Elbette bu teklif edilmiştir ilk başta. Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasının hemen arkasından 14 Eylül'de İsmet İnönü Paşa ve Fevzi Çakmak Paşalar meclis başkanlığına bir telgraf çekerler ve Mustafa Kemal'e müşirlik yani mareşallik ve gazilik unvanlarının verilmesini talep ederler. Telgraf ayrıntılı bir telgraf. Onun ayrıntısına girmiyorum. Bunun üzerine Büyük Millet Meclisi 19 Eylül 1921 tarihinde Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin lideri ve devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e mareşal rütbesi ve gazi unvanının verilmesini kararlaştırmıştır. Evet. Kore ve Kıbrıs gazilerimizin tarihsel misyonları hakkında bilgi verir misiniz? Evet, şimdi daha da yakın döneme geldik. 50'li yıllar, 50-53 yılları Kore Savaşı, 1974 Kıbrıs-Barış Harekatı. Vatan için canını esirgemeyen Türk askeri, dünya barışı ve mazlum ülkelerin özgürlüğü uğruna gerektiğinde hayatını dahi feda etmekten ülke sınırları dışında geri kalmamıştır. Türk dış politikasına yön veren Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı, Türk halkının varoluş mücadelesi olan yakın dönem Türkiye tarihinde yer almış iki önemli hadisedir. Evet. Böylesine önemli iki olayın aktif olarak içinde yer alan kahraman gazilerimizin hadisenin canlı şahitleri olarak hafızalarındaki bilgiler son derece önem arz etmektedir. Sınırlı imkanlarla elde edilen büyük başarılar, mücadele ruhu, görev bilinci, şehitlik ve gazilik payeleriyle ölümü algılayışları bakımından Kore ve Kıbrıs gazileri Türk milletinin her daim gurur kaynağı olmuştur. Kore ve Kıbrıs Savaşı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sağlam ve ileri askerlik kültürüne sahip olduğunu görüyoruz. Yine Türk ordusunun kahramanlık geleneğinin ve savaşçı niteliğinin devam ettiğini görüyoruz. Sadece biz görmüyoruz, tüm dünya bir kez daha gerek Kore savaşlarında ve gerekse Kıbrıs Barış Harekatı'nda Türk askerinin, Mehmetçiğimizin başarılarını önemli ölçüde görmüş ve tüm dünya basınında bu başarılara yer vermiştir. Özellikle Kıbrıs Harekatı'nda Türk askeri kendi güvenliği ile Kıbrıs Türk halkının güvenliğini tehlikeye atacak gelişmelere seyirci kalamayacağını tüm dünyaya kanıtlamıştır. 15 Temmuz gazilerimizin o gece yapmış oldukları kahramanlıklar hakkında bilgi verir misiniz? 15 Temmuz'da FETÖ hain terör örgütünün ülkemiz ve milletimiz üzerinde gerçekleştirmeye çalıştığı hain darbe
ve işgal girişimi her şeyden önce şehitlerimizin, o gece vermiş olduğumuz şehitlerimizin ve gazilerimizin yiğitlikleri sayesinde bertaraf edilmiştir. Milletimizin kahramanlığı, cesareti ve feraseti ile bu hain darbe ve işgal girişimi karanlığa boğulmuştur. Bu sayede ülkemiz tarihinde ilk kez bu çapta bir darbe girişimi bizzat milletimiz tarafından engellenmiştir. 15 Temmuz'da 252 şehidimizin yanı sıra 2734 gazimiz muazzam bir kahramanlık örneği göstermiştir. Türk tarihinin son yıllarda yaşadığı en büyük olaylardan biri olan 15 Temmuz büyük bir iç savaş projesi olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte bu hain projeye karşı o gece Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın milletimizi sokaklara ve meydanlara davet etmesi üzerine Türk halkı bir yaz gecesi sıra dışı ve tüm dünyada adeta hayranlık uyandıran bir ruh hali içinde ellerinde şanlı bayraklarımızla sokaklara, meydanlara inerek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini yerine getirmiştir. Ses duvarını aşarak alçak uçuş yapan savaş uçaklarının korkunç uğultusu altında üstüne yürüyen tanklara, atılan bombalara, helikopterlerden fırlatılan top mermilerine, üstüne sıkılan kurşunlara rağmen milli iradenin muhafaza edilmesi için milletimiz Cumhur Reisimizin daveti üzerine meydanlara koşmuştur. Darbe girişiminin kontrol altına alınması üzerine yurt genelinde darbeye karşı yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle demokrasi mitikleri yapmıştır. Halkımız bu mitiklerde darbeler halkın iradesini yok saymaktır. Bir daha darbe girişimi olmaması için meydanlardayız diyerek milli iradeye ve demokrasimize sahip çıkmıştır. Evet. Gazilerimizle ilgili günümüzde hangi dernek ya da vakıflar bulunmaktadır? İşlevleri nelerdir? Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'nı bu dernek ve vakıflar arasında ilk sırada göstermemiz mümkün. Yine Türkiye Muharip Gaziler Derneği'ni, bunun dışında Türkiye Harp Mağlulu Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği'ni gösterebiliriz. Elbette Türkiye'de gazilerle ilgili kurulmuş önemli bazı vakıf ve derneklerin işlevleri de var. Bunlara kısaca göz atacak olursak, bu dernek ve vakıflar şehitlerimizin ve gazilerimizin hatıralarının yaşatılması, yine şehit ve gazilerimizin yakınlarıyla her türlü mağduriyet ve mahrumiyetten onların korunması amacını gütmektedir. Yine şehit yakınlarıyla gazilere yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütüyorlar bu vakıf ve dernekler. Bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında İşbirliği koordinasyonunu sağlamak gibi önemli görevler üstleniyorlar. Tabii ki bu söz konusu dernek ve vakıfların bu çerçevede işlevlerini anlattıktan sonra bunların birçok ilimizde de şubelerin olduğunu biliyoruz. Bu belirtmiş olduğum vakıf ve derneklerin yanı sıra Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız var. Onun bünyesinde Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü kurulmuştur. İşte bu müdürlük, bu müdürlüğün asıl görevi en genel anlamıyla bakanlığımızın şehit yakınları ve gazilerimize yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek gibi önemli bir görev üstlendiğini biliyoruz. Az önce bahsetmiş olduğum, isimlerini zikrettiğim vakıf dernekler dışında yerel ölçekte olmak üzere gazilerimizle ilgili çok sayıda vakıf ve derneklerin olduğunu da söylemem yeterli olur diye düşünüyorum. Gaziliğin yasalarımızdaki durumu hakkında bilgi verir misiniz? Türkiye Cumhuriyeti'nin yürürlükte olan
1982 tarihli anayasasına baktığımızda bu anayasamıza göre gazilerimiz sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler arasında yer alıyor. İlgili anayasa maddesine göz atacak olursak şu ifadelerin yer aldığını görüyoruz. Devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle malum ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar ifadelerine yer verildiğini görüyoruz. Gazilik ruhunun her zaman canlı tutulabilmesi için neler yapılması gerekmektedir? Gazilik, Türk inanç kültüründe özel bir yere ve yüce bir değere sahiptir. Bunu şu ana kadarki sorularınızda vermiş olduğum cevapla esasında özetlediğimi tahmin edebiliyorum. Hem hakkın hem de halkın nezdinde gazilik unvanı, bu unvanı kazanmak büyük bir şereftir. Bu bakımdan gazilik ruhu Osmanlı fütuhatından milli mücadeleye, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan 15 Temmuz'a Türk milleti için her zaman bir esin ve güç kaynağı olmuştur. İşte bu yönüyle bu ruhu, yani gazilik ruhunu diri tutmamız ve gelecek nesillere aynı manevi değerlerle aktarmamız, anlatmamız büyük önem arz etmektedir diye düşünüyorum. İşte bu noktada gaziliğin manevi yönünü ele alarak gazilerimizin gösterdikleri kahramanların ve aziz hatıralarının unutulmaması adına ülkemizin ve milletimizin tarihinde yaşadığı bütün olaylar altını özellikle çizerek ifade etmek istiyorum ki milli tarih şuuru kapsamında canlı tutularak ilgili kurum ve kuruluşlarımızın, ki başta Milli Eğitim Bakanlığımız geliyor, üniversitelerimiz geliyor, basın medyamız geliyor. Bu kurum ve kuruluşlar aracılığıyla gelecek nesillere gazilik ruhunun aktarılmasının gayreti içerisinde olmamız gerektiğini düşünüyorum ve bunun sorumluluğunun hepimizin üzerinde olduğunu ifade etmek istiyorum. Şüphesiz milletimizin bekası ancak şehitlik ve gazilik ruhuna sahip olan nesillerle mümkündür. Bu sebepten geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ve gençlerimize, milli mücadele ve 15 Temmuz'da destan yazan kahramanlarımızın anlatılması gerekmektedir diye düşünüyorum. Bu duygularla bir kez daha Gaziler Günü'nü tebrik ediyorum. Gazilerimize Rabbimden şifalar diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Şehit yakınlarımıza da özellikle sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kerkin zindanına attılar beni, Kerkin zindanına attılar beni, mazlumlar sürüsüne kattılar beni, kattılar beni, mazlumlar sürüsüne kattılar beni, attılar beni. Bir yanım daladılar ateşle annem, bir yanım daladılar ateşle annem, ne suçum ne günahım, yaktılar beni, yaktılar beni, ne suçum ne günahım, yaktılar beni, yaktılar beni. Müzik
Türkmen obalarından göçen anneler, Türkmen obalarından göçen anneler, ne yuvaları kalmış ne de haneler, ne de haneler, ne yuvaları kalmış ne de haneler, ne de haneler. Gök kubbeyi sarsar mazlum feryadı, gök kubbeyi sarsar mazlum feryadı, elbet bir gün güler bize seneler, bize seneler, elbet bir gün güler bize seneler, bize seneler, bize seneler, bize seneler, bize seneler. Bu vatan toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Tutuşup kül olan ocaklarından, şahlanıp köpüren ırmaklarından, hudutlarda gaza bayraklarından alnına ışıklar vuranlarındır. Ardına bakmadan yollara düşen, şimşek gibi çakan, sel gibi coşan, huduttan hududa yol bulup koşan, cepheden cepheyi soranlarındır. İleri atılıp sellercesine, göğsünden vurulup tam ercesine, bir gül bahçesine girercesine şu kara toprağa girenlerindir. Tarihin dilinden düşmez bu destan. Nehirler gazidir, dağlar kahraman. Her taşı bir yakut olan bu vatan, can verme sırrına erenlerindir. Gökyayım, ne desem ziyade değil. Bu sevgi bir kuru ifade değil. Sen cileğin hasmı rüyada değil. Topun namlusundan görenlerindir. Çanakkale bugün toz ile duman, Çanakkale bugün toz ile duman, düşmanda imkan var Mehmet'te iman, düşmanda imkan var Mehmet'te iman, alem görsün alem görsün el mi bey midir ya, burada son söz Türk'ün söz olacak, nefer şehit ordu gazi olacak, burada son söz Türk'ün söz olacak, nefer şehit ordu gazi Boğaz'da cihana karşı durmuştu, Boğaz'da cihana karşı durmuştu, etten ve kemikten kilit vurmuştu, etten ve kemikten kilit
Sabit'in eferi karar vermişti. Sabit'in eferi karar vermişti. Vatan bugün bizden razı olacak. Ne fel şehit ordu gazi olacak. Allah bugün bizden razı olacak. Ne fel şehit ordu gazi olacak. Ne fel şehit ordu gazi olacak. Temmuz ayıydı. Gemiye bindik. 27 güne oraya gittik, Seul'e. O da ilk olarak Seul'e gittik. Oradan Zepi'ye gönderdiler bizi. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na deniz piyade amfibi askeri olarak katıldım. Bir haber geldi. Toparlandık, gemi çalıştı. Harekat aldık. Gece sabaha karşı çıkartma başladı. Saat işte 6-8 nöbetindeydim. Geldiler 6.30 sıralarında, nöbette beni aldılar. Yani darbe oldu Kıbrıs'a. Bir haberimiz yok tabii bizim. Gazilik unvanını Şırnak, Silopi ilçesi Cüdi Dağı'nda operasyon yaparken teröristlerle girdiğimiz çatışmada yaralanarak kazandım. Cenazanı mazda kıldırdılar bize, Seferihisar'da. Gidiyiz ama bir umut yok yani, geri dönmek için umut yok yani. Harbin en sıkı zamanı, radyoyu açıyorsun, 10 tane kızdı, 5 tane kızdı. Nasıl şimdi bu Boris de Basna şey değiller. Aynı öyle, her gün şey. Zaten şimdi ben yorum yapamam yani de, fakat en fazla zayiat bize göre 3. kafileden oldu. Biz operasyona çıktığımızda bayağı bir kalabalıktık yani, neredeyse 1000 kişiydik. Benim bulunduğum yerde 5 kişi şehit oldu. 5-6 kişi de yaralandı. İşte 5-6 kişinin içinde de yaralananlardan biri de bendim. Ya bir kol verdik. Bir kol daha da veririz vatana. Vatana her şeyimizi veririz. Ya vatana can kurban da. Etten kamuflaj yaptık cephanenin üzerine. Dedi komutan bize ki bir mermi alırsa bize, o cephaneyi alırsa havaya uçarız. Ama bir kişiye bir mermi alırsa bir kişi gider. Tahmini şöyle bir 5-6 saat bir mücadelemizden sonra gidemiyorsun, sürünerek gidiyorsun yani. O kadar hatırlıyor bize ki, biz de hemen batlatmıyoruz yani, hedef görmüyoruz ki. Hedef yok, hatırlıyor bizi orada. Bizim sağımıza solumuza mermi yağmaya başladı, botun kenarına mermi yağdı sağ sol. Vatan söz konusu olunca gençler yani sebep sonuç aramasın yani. Anasız babasız yaşanır ama vatansız yaşanmaz. Bayrağıma, devletime canım feda olsun. Çanakkale içinde aynalı çarşı, Çanakkale içinde aynalı çarşı. Ana ben gidiyorum düşmana karşı. Of gençliğim eyvah. Ana ben gidiyorum
düşmana karşı. Of gençliğim Çanakkale içinde vurdular beni. Çanakkale içinde vurdular beni. Ölmeden Çanakkale içinde bir uzun sevgi. Çanakkale içinde bir uzun sevgi. Kimimiz nişanlı, kimimiz evli. O gençliğim eyvah. Kimimiz nişandı, kimimiz evli. Oh.